Arkadaşım merhabalar, ben Gürkan Çubuk. Kümelerdeki son noktaya gelmek üzereyiz. Nedir o? Kümelerde problemler. O öğrendiğimiz tüm kümeler kavramını bir de problemlerle süslersek tam istediğimiz formata gelmiş olacağız. Kümeler problemler için ben çok sabırsızlanıyorum. Sen de dilersen e, dikkatli her ayrıntıyı not alarak e, incelemek ve yazmak için dersimize geçelim. Şimdiden sana başarılar. Müzik <laughs> Şimdi kümelerde problemlerde önce ben sana birazcık şöyle detaylardan birazcık bahsedeyim. Şimdi kümelerde problemleri seninle anlaşabilebilmemiz için iki tane şöyle bir küme çizelim. Nedir onlar? Bak şimdi şöyle bir mesela ne diyelim burası futbol oynayanlar olsun. Şurası da basketbol oynayanlar olsun. Buraya x diyeyim, buraya y diyeyim, buraya z diyeyim. Bir de bunların hepsini kapsayan bir evrensel. işte sınıfın tamamı, işte topluluğun tamamı gibi gibi. Şimdi bir sürü soru gelebilir sana. Şimdi futbol ve basketbol bilenleri şöyle x, y, z dedim. Bir de dışarıda t olsun. Tamam mı? x, y, z, t bunları yazmış olduk. Şimdi hocam Futbol bilenler, basketbol bilenler kümesini çizin ama bize ne gibi sorular gelebilir? Bak şimdi futbol bilenler diyebilir. Futbol bilenler derse futbol yuvarlağın içerisine alacaksın. Yani x artı y. Eğer basketbol bilenler derse basketbol yuvarlağın içerisindekileri yani y artı alacağız. Eğer bize küçükte bir not yazayım buraya ve unutma kesişimi temsil eder veya da birleşimi temsil eder. Şimdi adam bize futbol ve basketbol bilen derse yani futbol ve basketbol bilen diye burada bize vurgularsa ne olmuş oluyor? Şurası y olmuş oluyor. Çünkü neydi ve kesişim demekti. Ama futbol veya basketbol bilen derse hemen sağ taraftaki notuma bakıyorum veya birleşim demektir. Futbolla basketbolu birleştireceğiz. Yani şu iki kümeyi birleştireceğiz x artı y artı z diyeceğiz. Sadece futbol bilen derse bak sadece futbol bilen derse. Iki, bak ikisine dikkat. Futbol bilen derse şu yuvarlak hani x ile y. Sadece futbol derse sırf bunu alacağız. Bunu niye Bu çünkü basketbol da biliyor. O yüzden buna x diyeceğiz. Sadece basketbol deseydi z olmuş olacaktı. Bazen diyor ki her iki sporu da bilsin. Her iki sporu da yapan. Zaten gene kesişim atıyor beni. Hiçbir şey bilmeyenler. Hiç spor yapmayanlar, dışarıdaki adamlar T. Hiçbir şey bilmiyorlar. Sınıf mevcudu derse, sınıf mevcudu hepsi X artı Y artı Z artı T. Otomatikman sınıf mevcudu hepsi olmuş oluyor. Bir de sana vurgulamak istediğim küçük bir ayrıntı var. Onu da dilersen şöyle turuncuyla yapayım. Bak şu kümelerin dışında kalanlar hiç spor bilmiyor ya. Yani sıfır tane spor biliyor değil mi? Evet. Bu sadece basketbol bildiği için bir tane spor biliyor. Bu sadece futbol bildiği için bir tane spor biliyor. Bu ikisinin de kesişimi olduğu için iki tane spor biliyor. İki tane. Niye bunu yazdım biliyor musun bak? Şöyle bir ekranı boşaltayım. Nasıl olsa bunlar e, senin kayıtlarında, videoda duruyor. Şöyle birazcık şurayı bir rahatlatayım. Şimdi bak burada şöyle bir şey öğreteceğim sana. Neden bunu yaptım? Çünkü bazen diyor ki en az bir spor bilen. Bak en az bir spor bilen işte veya en çok e, iki spor bilen gibi şeyler olmuş oluyor. Burada bakın ters mantık vardır. Mesela bazen öğrencilerime soruyorum. E, işte diyorum ne kadar soru çözdün diyorum. Hocam dün çok çalıştım. En az bir 250 tane soru çözdüm. Çok çalıştım. 250 tane soru çözdüm. Şimdi buradan ben ne anlıyorum? 250 ya da üstünü çözmüş bu çocuk. 250 ya da üstünü. Veya diyorum ki ee, sevgili öğrencim diyorum bugün pek uykun alamamış gibisin. Hocam sorma ya. Valla gece döndüm doldum. Valla en fazla en çok yani en fazla 3 saat uyumuşumdur. Şimdi bu ne demek? Bu üç saat ya da daha az uyumuştur. Ters mantık vardır. Az diyorsa yukarı, çok diyorsa aşağı ineceğiz. O yüzden bak şimdi ben sana şöyle burada dursun. En az bir spor diyor ya. Ters mantık yukarı çıkacağız bir sporda olabilir, iki sporda olabilir. Yani bir sporda olabilir, iki sporda olabilir. X artı Y artı Z. En çok iki spor derse ters mantık vardı. En çok dediği için aşağı ineceğiz. İki de olabilir, bir de olabilir, sıfır da olabilir. Yani iki olan zaten Y'ydi. Bir olan X ve Z'ydi. Sıfır olan da T'ydi gibi. Bunu da bu şekilde yazmış oluyoruz. Bazen ee, mesela ne desin bize? En çok bir spor yapan. En çok bunu da şöyle izah edeyim sana en çok bir spor diyor ya ters mantık vardır aşağı inmesi lazım bir de olabilir sıfır da olabilir o zaman bir spor yapanlar xz e, sıfır spor yapanlar da t'dir bunu da bu şekilde arkadaşım ne yapmış oldu konunun girişindeki neyle karşılaşacağını birazcık görmüş olduk. Ama sorularla sende daha iyi pekişeceğini inanıyorum. Hemen hatta bir soru geldi. Şimdi düşünelim bakalım. Matematik ve kimya dersleri varmış. Hatta çizelim hemen. Matematik kümesi ve kimya kümesi. Matematik ve kimya derslerin en az birinden geçenlerin bulunduğu demek ki dışarıda dersi geçemeyen bir şahsiyet yok. 18 kişi matematikten 12 kişi de kimya dersinden geçmiş tamam. Matematik ve kimya dersinden her ikisinden de geçen 6 kişi varmış. Bak şimdi sen bana her ikisinden de 6 kişi geçmiş dediysen ben bu ortaya 6 koyarım. Çünkü kesişim ikisinden de geçmiş. 6. Geri dönüyorum. Matematiği geçen 18 kişi vardı. Demek ki buraya 12 kaldı. Çünkü toplamları 18 o zaman ediyor. Kimyadan geçen 12 kişi var. Demek ki burası 6. Çünkü toplamlarının 12 olması gerekiyor. Hocam dışarıda eleman var mı? Yok. Çünkü herkes dersten geçmiş diyor burada. Demek ki dışarıda kimse takılmadığı için. Ne yapıyoruz? Şuradaki soru işareti aslında boş. Ee, sınıfta toplam kaç tane öğrenci vardır diyor. Sınıfta toplam kaç kişi vardır. E Ne yapacağım? Bunları toplayacağım o zaman. Yani 12 artı 6 artı 6'dan sınıfta 24 tane öğrenci var. Kolay bir e, mantıkla bunun üstesinden gelmiş olduk. Devam edelim. Bir grupta futbol veya voleybol çizelim. Futbol, voleybol belki hiçbir şey bilmeyenler vardır. Onu da şöyle dışarı yazalım. X diyeyim, Y diyeyim, Z diyeyim, T diyeyim. Şimdi okuyalım. Futbol veya voleybol oyunlarından en az birini oynayanlar. Ha, bak şimdi birini oynayanlar. En az birini. Ters mantık vardır. Birini de oynayabilir, ikisini de oynayabilir. Şimdi bir spor yapanlar. Tik attıklarım. İki spor yapan zaten ortadaki. Aslında X artı Z artı Y'yi bana 15 vermiş burada. En çok birini yapanlar. Şimdi ters geliyorum. En çok bir demek ters mantık vardır. Bir de olabilir sıfır da olabilir. Şimdi bir spor yapanlar şunlardı. X artı Z. Sıfır spor yapan dışarıdaki hiçbir şey yapmayandı. Hatırlarsan bunları deminki o en başta sıfır bir iki diye kodlamıştım. E, bu da 18'miş. Bunu da vermiş. Her iki oyunu da bilen 3 kişi var. O direkt her iki oyunu oynayan 3 kişi var diyor ya. Bana Y'yi vermiş zaten direkt. Y, Y3. Güzel. İki oyunu da oynamayan kaç kişi var? Oynamayan yani kimi soruyor? Hiçbir şey bilmeyen. Kümenin dışında kalan. Şunu soruyor. Hiçbir şey bilmeyen. T'yi sormuş oldu bana. Şuradan da bana T'yi soruyor. Bak. Şimdi Y3 ya. Yukarıya gelip y ye yerine 3 yazarsam demek ki buranın 12 olması lazım. Toplamların 15 olması için. x artı z'yi 12 diye keşfettim ya aşağıya şimdi onu 12 yazıyorum. 12 ile de elbette ki burada 6'yı toplarsam 18 olur. T'yi hayırlı olsun buradan 6 bulmuş olduk. Ne yaptık? Bunları küçük kodlamalarla bulmuş oluyoruz. Gelelim gene yeni bir sorumuza. 44 kişilik bir sınıf diyor. Şöyle aldım kalemi. 44 kişilik bir sınıfta biyoloji dersinden geçenlerin sayısı fizik dersinden geçenlerin sayısının 3 katıdır. Şimdi yanlış yapmamam için bir biyoloji kümesi ve fizik kümesi çiziyorum. Ama bu iki dersten geçenlerin sayısı iki dersten de kalanların sayısına eşit. Aa son cümle bak koyu puntolu yazan yerde çok güzel bir şey demiş. Bir de şöyle dışarıda bir evrensel var. Evrensel. Bu iki dersten geçenlerin sayısı 8 kişi bana hazır vermiş. Bu iki dersten kalan sayısı da eşitmiş. O da 8'miş. İki dersi geçen de 8. Hiç kimse geçemeyen de 8. Şimdi bunu bulduk. Evet, hatta şu an bir atraksiyon yapmak istedim. Şuraya x değil mi? Bak ne diyor? Biyoloji dersinden geçenler, fizik dersinden geçenlerin 3 katı. Bak şimdi biyoloji dersinden geçen, fizik dersinden geçenin 3 katı. Hata yapmamak için adım adım gidiyorum. Fizik, bak fizik yuvarlağına bak. Fizik yuvarlağı burada 8 artı x'tir. O zaman 3 katı ne oluyor bunun? 24 artı 3x olmuş oldu. 24 artı 3x. Biyoloji 24 artı 3x olacak. Bak 24 artı 3x. 8'i buraya kaptırmışız. Ee, 8 düş buradan hemen. Demek ki 16 artı 3x. 16 artı 3x. Bak topla bak. 16 artı 8, 24 artı 3x. Buradan sağlamış oldu. Şu an netleştirdik her şeyi. Diyor ki sınıf 44 kişiliktir. Oo, o zaman çok basitleşti. Işte. Gördüğün her şeyi topla. Gördüğüm her şeyi toplayıp 44'e eşitliyorum. Ne oldu buradan da 16, 16 da 32 artı 4x eşittir 44. 44'ten de 32 çıktı. 12x buradan 3 geldi. E, benden ne istiyordu? E, fizik dersinden geçen e, kaç kişi var diyor. Bakalım fizik dersinden geçen ama sadece mi? Fizik dersinden geçen sayısını bulunuz. İşte oluyor. fizik dersinden geçenler tamam. Fizik dersinden geçenler şu yuvarlaktı. İkisi e, de ben 3 bulmuştum artık buraya 3 yazabilirim. İkisinin toplamı 11 kişi fizik dersinden geçen kişi adedini bana burada vermiş oluyor. Evet güzel ilerliyoruz. Devam edelim bakalım bir toplulukta İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birini bilen 32 kişi varmış. Tamam. İngilizce bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının iki katı her iki dili bilenlerin de altı katıdır diyor. Yuvarlakları çizmeye başlayalım bence. İngilizce, şöyle Fransızca. Dışarıda da belki şöyle hiçbir şey bilmeyenler olabilir. Bir de böyle evrensel çizelim. Şimdi düşünelim bir atraksiyon yapabilir miyiz bakalım. İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birini bilen 32 kişi. İngilizce bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısına iki katı. Her iki dili bilenlerin de altı katıdır. Şimdi arkadaşım bak iyi yakala cümlelerimi her iki dili bilene x diyeyim tamam mı? Bak, her iki dili bilenin 6 katı yani 6x İngilizce bilenleri veriyormuş. Yani İngilizce bilenleri veriyormuş. Şu yuvarlan içerisinde 6x olması lazım. Demek ki buraya 5x kaldı. Bak her iki dili bilene x dedikten sonra soru lokum gibi çözülmüş oldu burada. 6 katı 6x İngilizce bilenleri veriyormuş. Al sana 6x toplam. Diyor ki Fransızca bilenlerinde kaç katına? İki katına eşittir diyor. Fransızca bilenlerin de. İngilizce bilenlerin sayısı. Fransızca bilenlerin. Altını yeşille çizdiğim cümleye dikkat. Bak. İngilizce bilenlerin sayısı. İngilizce bilenlerin sayısı. Fransızca bilenlerin iki katıdır. Bak. Fransızca bilenlerin iki katıdır. E sen demin İngilizce bilenleri 6x diye bulmuştun. Her tarafı ikiye bölersem demek ki Fransızlar 3x olacak. Şu yuvarlak. Fransız yuvarlak 3x olacak. E 1x buradaysa buraya kaldı 2x. Tamam. Bu da tamamdır. Herhangi bir dil bilmeyen falan filan hiçbir şey dememiş. Ee, ama ne demiş? Ha zaten en az birini biliyor demiş. İngilizce ve Fransızca bilen en az birini bilenlerden. Tamam. Zaten veya dedinse onu ben birleşim olarak alacaktım. Hepsini şöyle birleşim. 5x artı x artı 2x. Buradan 32. 8x 32'den x'i buradan 4 bulduk. 8'e bölünce. Ne diyor? İngilizce bilenleri bana bulur musun diyor. İngilizce bilenler. Yani şu yuvarlağın içerisinde. Karalamışım ama 6x var. Ya da burada da gözüküyor bak. İngilizce bilenler 6x. Onu bana bul diyor. Tamam buluruz. İngilizce bilenler 6x'ti. E sen zaten x'i 4 buldun. 6 kere 4'ten de 24 kişi burada İngilizce bilmiş oluyor. Tamam arkadaşım. Bunu da gene oradan çektik buradan çektik. Sonra bir şekilde çözmüş olduk. Evet. Şimdi burada e, yüzdeliklerle ilgili bir soru geldi. Şimdi nedir o? Lahmacun sevenler ve pide isteyenler varmış. Çizelim. Şöyle bir lahmacun sevenler bir de pide sevenler varmış. Lahmacun ve pide sevenler. Bir de şöyle dışarıda belki hiçbir şey sevmeyenler vardır. Evrensel diyelim. Şimdi arkadaşlar sınıf mevcudu 100x olsun. Ben öyle yapıyorum bak yüzde problemlerinde. Yüzde problemlerinde sınıfa 100x diyorum. Hesaplamalar kolay olsun diye bir de sana küçük bir hadi benden sana bir kıyak olsun. Bak şunların hepsini bir toplar mısın? Bak hepsini topluyorum. Bu küçük bir tiyodur yani. 60, 50 daha 110, 30 daha 140. Yüzde 140 diye bir şey olmaz bak. Yüzde geçmişsin. Yüzde yüzü geçtin. Ne kadar geçtin? 40 geçtin. İşte orası ortasıdır. Tamam mı? Bak hepsinin toplamları yüzde yüzü 140 oldu ya. Yüzde geçemezsin. Geçen nedir? 40'tır. İşte onu kesişime yapıştır gitsin. Böyle bir pratik yol var. Onu ben sana vereyim. Şu an sana çok e, harika bir soruyu çözümlemek için ipucu verdim. Burası artık 40x oldu. Bu grubun %60'ı lahmacun seviyor. Bak şimdi 100x'in %60'ı 60x'tir. 60x'i lahmacun seviyormuş. Demek ki lahmacun içerisi 60x olacak. E 40'ı buradaysa buraya 20 kaldı. Devam. Sınıftaki grubun %50'si pide seviyor. E bunun %50'si 50x'tir. Demek ki pidenin içerisi 50x olacak. E 40'ı zaten burada. Buraya kaldı o zaman 10x. %30'u hiçbir şey yemiyor. Biz diyor ne lahmacun ne pide yeriz. Tamam o sıkıntı yok. %30'u yani 30x hiçbir şey yemiyor. Demek ki o dışarıda kaldı. Devam edeyim. Sadece lahmacun seven. Bak sadece lahmacun seven şu. Niye hepsi değil? Çünkü hepsini alırsan pide yeğeni de seçmiş oluyorsun. Sadece lahmacun dediği için şunu alacağım. Sadece lahmacun seven 10 kişi varmış. O zaman her tarafı 20'ye böldüğümde x buradan 1 bölü 2 geldi. Zaten bu bunun yarısı. x 1 bölü 2 geldi. Acaba diyor pide isteyen ee, ha pardon dikkat hem lahmacun hem bir pide isteyen kaç kişi var diyor. Hem lahmacun hem pide. Yani kesişimi soruyor. Hem lahmacun hem bir de 40 x'i soruyor bana. E buraya koyduğun zaman 40 çarpı 1 bölü 2 yani yarısından buradan ne olmuş oldu? 20 gelmiş oldu. Doğru cevabımız 20'dir. Bunu da hallettik. Şöyle geçelim bakalım. Şimdi burada ne diyor? 24 kişilik bir turist kafilesinde 8 kişi Antalya'ya gitmiş. 11 kişi de Muğla'ya gitmiştir. Buna göre Muğla'ya gidenlerin sayısı sadece Antalya'ya gidenlerin sayısından acaba kaç fazladır diyor. Tamam çizelim bakalım şöyle bir. Ee, Muğla'ya gidenler. Şöyle Antalya'ya gidenler diyelim. Antalya'ya gidenler. Şuraya ne diyelim? A, B, C, D diyelim. Belki dışarıda da bir eleman vardır. Şimdi diyor ki 24 kişilik sınıf. Yani hepsi 24. Bak A artı B artı C artı D. Burada 24'müş. Hepsini bize 24 vermiş. 8 kişi Antalya'ya gitmiş. Bak Antalya yuvarlağına bakıyorum. B artı C 8'miş demek. B artı C 8. Muğla'ya giden, Muğla'ya giden yani neresi o da? Ee, 11 kişi de Muğla'ya gitmiş. Yani şurası. Ha pardon bak az daha fake yiyecektik. 11 kişi Muğla'ya gitmemiş. Gitmemiş dikkat, dikkat. Gitmiş diye başlayıp gitmemiş diye bitirdi. Fake yiyebiliriz. Şimdi bak yuvarlığa aldım Muğla'ya gidenler. Ama Muğla'ya gitmemiş dediği için Muğla'ya gitmemişler şu ikisi. C artı D 11'dir. Güzel. FGM'den kurtardık soruyu. C artı D 11. Buna göre sadece Muğla'ya gidenlerin sayısı, istediğini kırmızı ile yapayım. Sadece Muğla'ya gidenlerin sayısı yani şu. Sadece Antalya'ya giden sayısından yani bundan kaç fazladır? Yani A eksi C'yi soruyor bundan kaç fazladır? Şimdi düşünelim nasıl bir atraksiyon yapabiliriz? Düşünelim, düşünelim neler yapabilirim? A artı B vermiş, B artı C vermiş, C artı D vermiş. C artı D'yi sen burada 11 bulmuştun ya. Şuraya 11 yazarsan, bak C artı D yerine 11 yazarsan A artı B 13 olmuş olur. Toplamdan 24 etmesi için. A artı B 13 oldu. Oo, harika bir şey oldu. Bunu da bunun altına yazalım. B artı C de 8'di. Çıkarttığımda bak ne oluyor. B'ler gitti. A eksi C geldi. 13'ten 8 çıkınca da 5. Direkt cevap buldum. 13 A eksi C'de buradan 5 çıkmış oldu. Peki iyi gidiyoruz. Dikkat. Ne diyor burada? 5 dilin konuşuldu. 60 kişilik bir sınıfta en az 3 dil bilen 25. Şimdi bak. 5 dil diyor ya. İngilizce, Fransızca, Arapça, işte Rusça neyse. Şimdi 5 tane küme çizmek Değil mi? <laughs> Böyle bir şey yok zaten. Çizmek sıkıntı olacak. Burada başka bir şey yapalım. 5 dilin konuşulduğu e, 60 gibi isimde en az 3 değil bilen. Şimdi hatırlar mısın? Ters mantık vardı. En az 3 diyor ya. 3 de olabilir, 4 de olabilir, 5 de olabilir. 5'in üstüne çıkamıyorum çünkü max 5 e 5 var. O yüzden 3 dil bilen, 4 dil bilen ve 5 dil bilen 25 kişi olsun. Hocam bu ağlar ne? Tabii onu da yazayım şimdi ben yazdım ama bu en tane dil bilenleri temsil eden bir sembolüm olsun. Yani 3 dil bilen, 4 dil bilen, 5 dil bilen. Aslında bu işte 12 ileriki sınıflarda diziler diye göreceksin bunu. En fazla 3 dil bilen. Şimdi ters mantık vardı. 3 dil bilen, 2 dil bilen, 1 dil bilen ve 0 dil bilen. Ters mantık var. 3 tane şey ben lazım. O zaman 0 dil bilen, 1 dil bilen, 2 dil bilen, bir de 3 dil bilen 39 kişi var. Bunu da verdik. Buna göre sadece 3 dil bilen kaç kişi vardır? Yani benden şunu istiyor. Sadece 3 dil bilen kaç kişi vardır diyor. Ne yapsak acaba? Düşünelim. Ee, bu arada bunları istersen alt alta toplayalım. Bakalım ne olacak? A0, A1, A2, A3, A4, A5. Bir tane daha A3 var. Diyor bak 0 1 2 3 4 5 bir tane daha 3. Var. Hepsini yazdım. Zaten bana adam bir kıyak geçip ne yapmış biliyor musun? Burada sınıfın mevcudunu bana zaten 60 vermiş bak. Sınıfın mevcudunu zaten bana 60 vermişti. O zaman ne oldu? Ee, A3 otomatikman 4 çıktı. Yani 3 dil bilen burada 4 kişi olmuş oldu adımın verdiği açıyı kullanarak oradan da üstesinden geldik. Bir müzik sınıfında flüt, keman ve bağlama çalan öğrencilerle bu üç müzik aletinde çalamayan öğrenciler vardır. İhtiyaca göre küme çizeceğim ya da çizmeyeceğim. Devamını da okuyayım. En çok bir müzik aleti çalan. Ha, bunu demin gibi yapabilirim bak. Ben A'ni en tane enstrüman çalan kişi diye kabul edersem. Artık sen biliyorsun bak. En çok bir diyor ya ters mantık var. Bir müzik aleti de çalabilir, hiçbir şey de çalmayabilir. Yani A0 artı A1 5'e eşit. En az 2. Ters mantık var yukarı çık. Az diyor ama sen yukarı çık. 2 müzik aleti ya da 3 müzik aleti. Hocam niye 2, 3, 4, 5 yukarı gitmiyorum? 3 tane esman var zaten. 3 tane yukarı çıkamazsın. O zaman bu A2 artı A3 8. En çok 2. Ters mantık var e, 2 de olabilir, 1 de olabilir, 0 da olabilir. Yani A0 artı A1 artı A2 buradan da 9 olmuş oldu. 3 aleti de çalabilen kaç kişi vardır? Yani A3'ü soruyor. 3 aleti de çalabilen. Şimdi düşünelim bakalım. Aslında zor değil. Bak. Tik attıklarım A0 ile A1 zaten 5'ti. Bak burayı biliyorsun. A0 artı A1 zaten 5'ti. Demek ki A2'ye 4 kaldı toplamların 9 olması için. A2 4 ise Gel bunu yukarıya yaz. A2 4'ü yukarıya yazıyorum. E, 4 4'ü toplarsam 8 olacağı için 3 A3 buradan 4. Yani 3 tane enstrüman çalan kaç kişi olmuş oluyor? Burada 4 kişi olmuş oluyor. Problemlerdeki unutma ayrıntılar çok önemli, kısa yollar çok önemli. Kümelerdeki problemler e, sana yapabilir. Sınavlarda yazılarda özellikle çok çıkacak bunlar. Üniversite sınavında da sana puan getiren yerler olabilir. Kümelerdeki problemlerle beraber burada da işlemlerimizi bitiriyoruz. Kendine iyi bak. Gene tüm derslerimiz seninle beraber devam edecek. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.